Sevgili dostlarım, merhabalar. Şimdi kankime geldim. Kolumdan iğnem var, biliyorsunuz kemoterapi sonrası kanlarımın düşmemesi için bir iğne yapıyorlar ya. 5 tane olacağım ya. Ay, 2 adım ben yoruldum. Ondan sonra şimdi kızı bana yapacak iğneyi. Kızı yapıyor iğneyi koldan. O arada bizim köyümüzde, bizim bahçelerimizde, kankimin bahçesinde hala patlıcanlar, biberler var. Şimdi gel al dedi kankim. Yiyeceğin kadar toplayacağım şimdi. Güzel böyle patlıcan kebabı yapasım var yarın. İnceleri de kızartasım var. Muhteşem gözüküyorlar. Sizlere de göstereyim mi? Ya işte böyle Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde ve sıcak iklimlerde bunları bu tarihlerde bile dalından koparabiliyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Benim bahçede ben yapamadım bu sene, biliyorsunuz. Yaptım ama olmadı. Hep kurudular, yandılar. Sonra da söktürdüm, attırdım. Ama kankim sağ olsun inat etti ve gayet güzel. Görüyor musunuz? Hadi toplayalım birkaç tane. Şöyle. Mesela şunu alalım. Gayet güzel olmuş. Oh, aslında bu var ya, karnıyarık olur. Harika karnıyarık olur. Bir tane de kebaplık alalım. Aa bak, şu da güzel aslında. Bu da kebaplık olur ama bayağı büyümüş. Evet, şunu da alayım. Heh, bir tane de kebaplık alayım sevgili dostlarım. Bakın şurada da kebaplık. Bayağı bu da büyümüş. Oo, bunu mangalda var ya, Allah diyorum sana. Yeme de yanında yat. İlaçsız organik. Sevgili dostlarım. Yeter. Bu kadar bana yeter. Tek kişiyim. Hiç gerek yok. Şimdi bu saat, biliyorsunuz, saat 4.30-5'e geliyor. Bu saatlerde kankimde çay saati. Gördüğünüz gibi biberler de burada. Bunları toplarlar. Büyük bir ihtimalle pul biber yaparlar. Ya da biber salçası filan. Bibere ihtiyacım yok sevgili dostlarım. Evet. Bir de nar toplayayım mı? Bana nar yasak aslında. Kemoterapi alıyorum ama. Bir saniye. Şu patlıcanları bir arabaya koyayım. Vallahi bir tane nar alasım var. Yani çok canım çekiyor arkadaşlar ya. Ne yapayım ya? Ya bir taneden ne olur ki? Bak şu güzel duruyor. Şunu alayım. Olmuştur herhalde. Ama yok, çatlayınca oluyormuş galiba. Öyle dediydi kankim ama. Çatlamış ama içi çok kırmızı değil. İçerideler onlar. Şu biraz çatlamış. Şunu alayım. Aa, yok, şurada da var. Dur. Aa, böcek girmiştir işlerine. Seçemedim, gitti bu kadar nar arasından. Şunu alayım. Ay, koparması çok zor. Heh, koptu. Evet, süper. Şunu da koyayım arabaya. Oh, sulu sulu. Evde bir vuru kırarım ben. Ay ay ay. Oh. Şöyle koyayım. Çantamı alayım. Araba burada kalsın. Oh. Yoruldum dostlarım. Yoruldum. Emin. Oh, başka ne vardı? Başka ne vardı? Ne vardı? Ay, şuranın güzel. Kankim! Geliyorum. Ah bak, bakın burada bu çok faydalı. Burada bundan var. Şundan birkaç tane alayım da yiyeyim. Yaban mersini. Bunlar yaban mersini. Birkaç tane yiyeyim. Güzel olur. Saksılardan geçemiyorum. Heh. Yeter. Buruk bir tadı var bunun sevgili dostlarım. Hmm. Güzel. Bu çok faydalı kansere. Hmm. Lezzetli vallahi. Çok da buruk değilmiş. Limonlar, yeşil yeşil. Hmm.
Kabaklar da tohuma kaçmış şurada. Toprakta. Hı. Hadi şimdi içeri gidelim yavaş yavaş. Kuş seslerine bakar mısınız? İki tane üzüm atayım ağzıma. Ne bulduysam yedim kardeşler. Oh. İki tane de üzüm bakın ilaçsız. Mis gibi. Karnımı doyurdum. Demedim mi size biberleri toplayıp kurutacak diye? Bak birazını toplamış da kurutmuş bile. Bu arada bugün kemoterapimin 3. günü sevgili dostlarım. Ayva da bayağı var. Ağaçta ama daha olmadı. Ne yapıyorsunuz orada siz? Hı? Kaçıyorlar. Hı. Aa bakın şurada bir tane daha yaban mersin ağacı ve daha çok var üstünde. Dolu var üstünde bakar mısınız? Ama maşallah. Ne kadar çok olmuş bunlar. Bir sürü. Ay şu beyaz çok güzelmiş tepedeki. Ay ben de böyle bir yuva istiyorum ya. Benim bahçeye böyle bir yer yapmam lazım. Geniş geniş, ferah ferah. Oh. Vallahi çok güzel. Muhteşem. Ah kafayı vurdum Allah ağaca. Ayva ağacına kafayı vurdum. Hadi gidelim bakalım şimdi içeriye. Oh, kışlık odunlar da dizilmiş. Bahçeyi çeki çeki patlıcanları toplaya toplaya geldim. Yoruldum ama geberdim. Sizi de çekeyim gari. Çeke çeke çeke. Allah yandım. Çok sıcakladım. Ne yapıyorsunuz? Kankimin çay saati. Hep anlatıyorum benim diyorum kankimin diyorum çay saati var. Şey her gün. Ay güneş nasıl geliyor? Ne yapıyorsun kankim? Ay güneş de akşam yine Sidikli'ye gelirmiş. Sidikli de değilim ama. Baksana. Azıcık şurayı. Şu kadar çık. Oh. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun? He? Ben nasılsın? İyi vallahi. Oh iyi yaptın. Çok sıcakladım çok sıcak. Dışarı çok en soğuk. Yo sen sabah yakıyor musun ki şu an? Sabahlar beyaz oluyor. Sabah yakıyor musun? İşte hazırım ben yakamadım. Daha yakmadın değil mi? Daha başlamadın. Başlamadım. Heh. O hanım elfili onlardan yemeyeceğim ben sadece çay için. Ben bu otu ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim. Sen benim iğnemi hemen yapsan. Ne
Çünkü o şey olmadan buzlu ya. Sen de çeksene bize. Şöyle. Kolumu. Çekiyor. Tamam. Oradan tutacaksın. Ha. Yok ya, gerek. Ama adına ilaç açacağız. Böyle. Açarız mı? Hı hı, tamam. Olur mu? Olur. İğnecim Serpil. Kankinin kızı dedi. Ha, dedim ben baştan söyleyeyim. Dedim. Acıdı mı? Oh. Acıyor, yanıyor. Hayır. Evet, 5 tane olacağım bu yere. Ay çok terledi. Bu da gerçi bayağı sıcak ama. Ne yapıyorsun Gülden? İşler güçler nasıl? Aynen, devam okulcum işler. Çocuklar ne yapıyor? İyi, çalışıyor biri. Biliyorum. Okulda. Kepçede. Geçen paylaşmışsın maşallah. Evet. Ne güzel. Oğlu kepçede çalışıyor. Gazımcı. Ben mi? Ha. O gün kemoterapi verdiler bana. Ha. Kanım yükselmiş. Ondan sonra dur şöyle yanına geleyim. Beraber çıkalım. Yine çeksene bizi. Annem. Abacık bakalım. Yandan tam yere. Kemoterapi verdiler. Kanım yükselmiş. Üç müydü? Neydi çıktı? Üç gibi falan çıktım. Oradan oğlana gittim. Saat 5-6 gibi geldim galiba ya. Ay ne kadar sıkışı. Ne oldu kız? Sessiz. Bize gülüp durduk. Biz böyle çekimsiz. Kankimi çok merak ediyorlar sürekli. Geçen gün şeyden selam yaptı ya. Herkes sana selam söylüyor. Yorum atıyor. Bilmiyorum okuyor musun? Hmm. Çok özlemişler. Yorumu değil de okuduk şeye baktık. Dün bir de adam çocukken avadı oğlan Bora. Nereye geldi? Bora benim Bora. Ah. Ne yapıyorsun dedi. Annem ne? Gidiyor haberin olsun. Ha ne yapıyorsun? Nereden bulmuş şeyden? Senden. Ben seni tanıyorum. Sen ben tanıyacağım bakalım. Gel bakalım oğlum. Gözüm görmese dedim. Tanırsan tanırım. Geldim. Ben sen dedi Lütuf mu oradan tanıyorsun dedi. Dilara YouTube'dan. Ha YouTube. YouTube'dan. Ben seni oradan tanıyorsun dedi Dilara abladan dedi. Biz seni çok onu takip ediyoruz dedi. Seviyoruz dedi. Seni de orada görüyoruz. Anam evleri nasıl buluyorlar? Ha bu arada Ternel'de çalışıp attığımız seni iki yuvam şey önce. Birinde araba yokmuş. Biraz daha yakın çeksene sesi az dedi ya. Biri buyur araba vardın dedi yatamıyordun şey etmedim dirliksiz etmedik dedi. Benim kız da çok merak ediyor seni dedi. Seni tanıyor muymuş peki? O işte oradan tanıyormuş beni. Ama evini nereden bulmuş? O gudenden çiçekler. Konuşmuşlar da orada. Sormuş. Oradan duymuş. Orada konuşmuşlar. Benim oğlan evinde bulup gidip kapıyı çalıp resim çekiliyorlarmış. Bu dedi arabayla geçerli bile göremedim dedi seni dedi. Seni merak ediyormuşu da. Çok selam söyle dedi. Görmüş olamış zaten. O amca baksa araban varmış birinde. Daha onu biliyor arabamı da evimi de mi biliyor? Evli olamış zaten. Aa! Yerinde, evi mi de? Yerinde araba vardın dedi. Adı ne? Adım sormadım. Defne'de çalışıyor sorarız. Hanımı Bora atanmış. İstanbul'dan gelmişler abla. İnder soracağız diye hanımı Bora atanmış. Oğlan da bu arada çok iş sahası olmayınca işte Ternel'e gelip durmuş Bora Defne'ye hani. Ha, burada yani. Ha, İstanbul'da. Tanışırız inşallah. 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 Adını sormamış kankim ama. Tanışalım. Ama öyle çat kapı gelmeyin. Ben yatıyorum sevgili dostlarım. Kötü oluyorum. Yatıyorum. Öyle çat kapı gelirseniz olmaz. Zaten el seslenmemiş. Ha. Yatıp durdur belki evet, diye. Değerlerini evet, etmedik. Zor oluyor. Telefonlara ele bakamıyorum. Ha, ellemedik. Yoruldu mu elin Serpil? Biraz abla biz alışkın değiliz. Alayım gari. Al gari. Evet Serpil'cim çok teşekkür sayın ediyorum. Hayat içeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Serpil'im bak. Çok teşekkür ediyoruz. Pardon abla sen benden bir şey değil rica ederiz. Kankimin kızı gelini. Tabii ki benim canım kankim ve ben. Hadi çay içelim biz şimdilik görüşürüz.